Günah mı seni seviyorsam? Bir suç mu sevgini soruyorsam? Günah mı seni seviyorsam? Bir suç mu sevgini soruyorsam? Gece gündüz aşkından söyle günah mı içiyorsam? Gece gündüz aşkından söyle günah mı içiyorsam? Bu da munzurumuzun suyu. Birazdan munzurumuzun suyundan içelim. Ne yaptık? Midtport otelimize turistlerimizi güvenli bir şekilde yerleştirdikten sonra Allah'ın izniyle işimize bakıyoruz, işimize dönüyoruz. Ya turistler bize Allah'ın emaneti. Görevimizi yapacağız tabi. Hangi otele istiyorlarsa oraya götüreceğiz. Hangi hastaneye gitmek istiyorlarsa oraya sağ salim yerleştirmek bizim görevimiz. Yeminliyiz biz. Yeminli tercümanlardır. Yeminli tercümanlarız biz. Allah'ın yeminli tercümanlarıyız biz. Kime çalışıyorsun? Let me think about it. God. Evet, Allah'a çalışıyorum. Benim patronum Allah. Spagetti. Gelelim spagettiye. Ya spagetti olayında domatesini, soğanını, biberini, naneni, kekini özel baharatlarımızı ilave ettikten sonra domates salçasıyla karıştırıyoruz. Okay. Spagetti. Bu bizim Anadolu insanının kültürü. Olmazsa olmazı spagetti. Ama işte onu demeye çalışıyorum. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi. Kim patentini alanlar, sahiplenenler patente yani zamanında sahip çıkmışlar. Bu yemek bizimdir. Biz de çünkü makarnayı çok seviyoruz. Biz de kendi spagettimizi yaratacağız. Kendi uzun makarnamızı yaratacağız olayı. Halbuki bu uzun makarna olayı, kıvırcık makarna olayı bu Osmanlı mutfağında da vardı. Daha o zaman İtalya mı vardı? İtalyan spagettisi mi vardı? Ki İtalya'da zaten öyle bir buğday yok. Spagettilere oluşmasını. Spagettiler neden oluşuyor? Buğdaydan oluyor. Peki İtalya'da İtalya'nın buğday tarlalarıyla meşhur olması gerekir İtalya'nın. Gidin bakalım sorun, inceleyin, araştırın. Kaç tane İtalya'da buğday tarlası var?
Spagetti için. Spagetti spagetti diyorlar da. Gözünü seveyim. Spagetti yaptıkları spagetti makarna bizim Avrasya ülkelerinden. Turkuaz ülkelerinden diyorum ben ona. Yani güneş gören bizim gibi güneş gören ülkeler ülkelerin ürünüdür makarna. Ama dediğim gibi İtalyanlar sahip çıkmış, patentini almışlar. Bu bizim demişler yallah Allah. Nasıl olsa sahiplenen yok. Resmi anlamda bu konuya sahip çıkan yok. Yemek konusunda öyle. O zaman madem diyor, bu spagetti de bizim diyor. Olay bu. Halbuki Osmanlı mutfağında da vardı spagetti. Makarnanın her türlüsü. Biliyorsunuz Osmanlı mutfağı çok zengindir. Dünya mutfağının başını çeker. Osmanlı mutfağı. Ulan ne diyorum? Ya karnım acıktı ya. Bakalım nasıl güzel olmuş bunu merak ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. God, this is delicious. Very well done, Miden. Ne arkadaşlar? Kültürümüze sahip çıkalım derken ben boşuna demiyorum. Sen yoğurduna sahip çıkmazsan bakın. Yörükoğlu var, Balkan yoğurdu, Pınar yoğurdu, Eker yoğurdu. İçim ayranları, Süteş yoğurtları. Sakıp Ağa yoğurtları. Memleketimizin topraklarının ne kadar verimli olduğunu biliyorsunuz. En güzel yoğurt da bu topraklardan çıkıyor. Çünkü bu topraklarda otlanan ineklerin yaptığı süt gerçekten muhteşem. Çok kaliteli. Ve yoğurt, muhteşem bir yoğurdun oluşması için gereken bütün potansiyel mevcut. O sütün içerisinde. Protein. Peki onun oluşmasını sağlayan da nedir? Verimli topraklardır. Memleketimizde öyle verimli topraklar var ki, bilmiyorum söylemeye gerek var mı? Hatırlatmaya gerek var mı? Ama bilmeyen bilsin. Bilmeyen bilsin diye söylemek gerekiyor. Hatırlatmak gerekiyor. Duyanlar da duymayanlar da duyanlardan öğrensin. Sorsun. Duyanlar da duymayanlar anlasın. Bizim yoğurdumuz. Bizim makarnamız. Bizim zeytinyağımız. Bizim salçamız. Biz sahip çıkmazsak akla yine gelmedik. Ülkeler patentini alıyor. Aa bu bizim yoğurt. Aa bu bizim zeytinyağı. Aa bu bizim salça. Aa bu bizim makarna. Aa bu bizim spices, baharatlar falan. Aha. Biz sahip çıkmazsa onlar her şeyimize sahip çıkarlar. Yani bir insan kendine sahip çıkmazsa başkaları sahip çıkar. Değil mi? O hesap. Başkaları da ne yapar? Senin iyiliğin için sana sahip çıkmaz. Senin kendi çıkarı için, kullanmak için sana sahip çıkar. Sen mağdur olduğun için bana sahip çıkıyor, iyi, beni koruyor, kolluyor, beni seviyor. Hani kafanda öyle bir hayallerle kendini ona göre hazırlarsın ama gerçekte öyle değildir. O sadece kendi çıkarını düşünüyor. Diyor ne yapıyor? Senin malzemene kendi çıkarı doğrultusunda alıyor, pulluyor, kendi patentini geçiriyor, piyasaya sunuyor. Umurunda mı senin kazanmışsın, kazanmamışsın? Ama ben burada uluslararası ekonomik uluslararası
ekonomik ilişkiler konusunda şunun altının çizilmesini istiyorum. Bizim uluslararası ekonomik anlayışımızda sadece ben zihniyet olmuyor. Ben zihniyetiyle hareket etmiyoruz biz. Biz Atatürkçü gençlik, biz Atatürkçü gençliğin ekonomik politik anlayışı, benim mesela diyelim komşum, komşum Azerbaycan'da, İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Yunanistan'da bir şeyler yapıyorsak, bir şeyler paylaşıyorsak ben onun çıkarını da düşünmeliyim. Bak bizde bu var. Biz onun çıkarı, yurtta sulh, cihanda sulh, yurtta barış, dünyada barış felsefesinin temelinde de bu yatıyor. Eşitlik, adalet. Hak yemek yok. Ben onun hakkını yersem bir kere tarih affetmez. İnsanlar affetmez. İnsanların tarihin affetmediğini zaten Allah hiç affetmez. O yüzden kendimizi kandırmak yok. En başta kendimize karşı dürüst olmak zorundayız. Şimdi bu ne olsa? Ketçap ister. Mayonezimiz. Migros from Migros. Ketçapımız. From Migros. Thanks a lot, Migros. Sularımız from Zeybek. Munzur. Bu da mercimek çorbası. Öğlen yapmıştım, yarısını yedim, yarısını da yarın sabaha bıraktım. Burada sarı kızımız var. Buzdağımız var ya. Buzdağı. Sherlan. Erik'le. Bursa su. Pınar su. Saka su. Damla su. Sarı kız. Erikli. Bu da muzurumuzun suyu. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine memleketimin suyu da güzel, balı da güzel, salçaları da güzel, yoğurtları da güzel, peynirleri de güzel, balları da güzel, çiçek balı olsun, ara balı olsun, muhteşem. Zeytinyağlarımız zaten ona keza. Ondan sonra memleketimin taşı toprağı bereket. Memleketimin taşı toprağı altın derken ben boşuna demiyorum. Altın berekettir, unutmayın.
sonra biraz atıştırayım ben müsaadenizle. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Ne demiştim? Yoğurt, zeytinyağı, salça, baharatlar, makarnalarımız, kuru fasulyelerimiz, mercimeklerimiz, nohutlarımız. Şöyle söyleyeyim, bunlar bizim, biz Anadolu insanının olmazsa olmazları. Biz Anadolu insanının olmazsa olmazlarıdır bunlar. Anadolu kızlarımızın, Anadolu oğlanlarımızın, kızlarımızın olmazsa olmazı yemeklerimiz. Sadece zeytinyağı, salça, makarna, kuru fasulye, pilav değil. Aynı zamanda dolmalarımız, mesela bağ yaprağı dolması olsun. Bağ yaprağı dolması olsun, kabak dolması vardır. Bana sorsanız kabak dolması mı, bağ yaprağı dolması mı derseniz, ben tabii ki bağ yaprağı dolması derim. Bağ yaprağı dolmaları gerçekten number one. Yoğurt yanında tavsiye ederim. Bağ yaprağı dolması olur da yanında yoğurt olmaz mı? Değil mi? What type of question is that? You don't like to have muscles. No, you don't like to have stuffed muscles without yoğurt. Yeah, Turkish yoğurt is necessary. But dolmanın yanında yoğurt diyoruz. Kuru fasulyenin, pilavın yanında ayran diyoruz biz. Allah Allah. Ondan sonra bunun gibi daha çok çok daha saymaya kalksak da mesela işte diyoruz ya, Osmanlı mutfağı, Anadolu mutfağı o kadar zengin, o kadar zengin ki. Çakır semaverleri. Ben bu çakır semaverleriyle işte ilk ne zaman tanıştım? Kırıklar F-Tipi cezaevinde. Buca Kırıklar F-Tipi cezaevinde kaldım 1,5 yıl. Facebook'ta siyasetçileri eleştirdiğim için ülkemizin politikasına karıştım. Ülkemizde yanlış giden politikaları eleştirdiğim için, Facebook'ta eleştirdiğim için 1,5 yıl yattım. Pasaportumu aldılar, yurt dışı yasağı koydular memleketimde. O gün bugündür memleketimdeyim. Şükür kavuşturana diyorum, her şey bir bahaneymiş. Vallahi billahi. İşte bu çakır semaverleriyle Buca cezaevinde tanıştım. Muhteşem.
Çakır semaverleri gerçekten muhteşem çay yapıyor. Şimdi Turkish tea serumanı diyoruz arkadaşlar, bakın. Ben bu konuda çok ciddiyim ha. Turkish tea serumanı is necessary for people. Yani Japanese tea serumanı ile bitmiyor olay. Yes. You got Japanese tea ceremonies, Anatolian version, Turkish version here. And we can, we are doing it already. İsimlendirmiyoruz, ismini koymuyoruz zaten. Sadece isim koymuyoruz. Yani bu da Turkish tea ceremony demiyoruz. Ama bu Turkish tea ceremony ta Osmanlı'dan beri. Osmanlı'dan beri bilinen bir şeydi. Meditasyon için olmazsa olmazımızdır. Turkish tea ceremony diyoruz. Ben biraz daha atıştırayım şundan. Bayağı acıkmışım ya. This is delicious. I'm telling you. Absolutely delicious. Anatolian spaghetti. Here we are. Long live Anatolian Turkish Italian Brotherhood. Grazie. Bon appetit. Ağzım yüzüm yağ oldu ya. Ama harika bir şey oldu. Ha ben şey aldım ya. Marul aldım. Marul aldım. Marul. Turuncu marullarımız muhteşem ya. Memleketimizin marulları ya. Memleketimizin bu marullarını tadını ben her yerde bulamıyorum. Memleketimin şu marullarının şu lezzet her yerde bulamazsınız. Memleketimin havuçları da güzel. Patlıcanları da güzel. Patatesleri de güzel. Domatesleri de yani domatesten söylemeye gerek yok. Dünyada en güzel domates ya. Dünyada en güzel domatesin üretildiği yerdir Anadolu. Bunu nereden anlıyoruz? Salçalarımızdan. Ketçaplarımızdan, salçalarımızdan. Bakın çok önemli. Siz sahip çıkmazsanız başka sahip çıkacak ona da. Bunlar bizim salçalarımızdır. Ha. Buyur buradan ye. Ya kim sahip çıkarsa çıksın biz kendimizi biliyoruz desene. Yeter ki biz kendimize sahip çıkalım. Ne demiştik? Liselerde bilim uygulamaları. Milli Eğitim Bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığımıza artık yeni bir sayfa açmak gerektiği konusunda hatırlatma yapmak istiyorum. Liselerde bilim uygulamaları. Lan başlayalım mı? Liselerde bilim uygulamaları. Bir şeyi öğrenirsen ama en iyi nasıl öğrenirsen, en faydalı nasıl öğrenirsen, onu en faydalı şekilde nasıl hayata geçirirsen, uygulayarak, yaşayarak, hissederek, anlayarak yapılan işten hayrı gelir çünkü. Bu çok önemli. Ezbere değil yani ha. Ezber olan görüntülüktür. Biz işte bizim farkımız bu. Biz de ezbere takılmıyoruz biz. Ha bilmeyeni öyle görüyoruz o ayrı konu. Bırak o herkes istediği gibi bilsin. Biz kendimizi bilelim ya. Hmm.
Gratisten almıştım. Benri'nin diş macunu. Valla 35 lira. Sensodin bitti. Sensodin alacağım. Colgate bitti. Colgate alacağım. Signal, İpana. Fiyatlar 35, 40, 45, 50'den başlıyor. Aa, çıktıkça da çıkıyor. Baktım gratiste. Cebimde fazla para yoktu. Cebimde fazla para yoktu. Bir baktım ana. Benri diş macunu. 20-25 lira bir şeydi yani. Aldım, onu almak zorunda kaldım. Denedim. Olursa dedim. Baktım iyi. Memnunum yani. Yapanlardan ve almamızı sağlayanlardan, vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bu güzel günü yaşamamıza vesile olan herkesten Allah razı olsun. Onların sayesinde, bu mübarek insanlar sayesinde zaten yaşıyoruz. Mutluysak, bu hayattan zevk alıyorsak, bakın ben mutluyum. Hem bir şey eksik evet hayatımda, kız arkadaş, sevgili. Bugün o da olur. Allah. Allah istedikten sonra niye olmasın? Ama onun için ekstra koşturuyor muyum? İşi gücü bırakıp ben karı kız mı kovalayacağım? İsteyen kendisi gelir. Kendisi bulur. Çünkü ben bana ters. Ben işi gücü bırakıp da karı kız kovalayamam. Niye ters? Kişiliğime ters. Bir ikincisi yaşam tarzıma ters. Hayata bakış açıma ters. Yani ters bana olmuyor. Bana gelmiyor. Ya sen de arayış içerisinde değilsin. Sen de bir arayış. Ne arayacağım ya? Nasıl bu işler aramakla böyle olmuyor. Olacak olan hayırlı iş kendisi geliyor. Ben bunu böyle biliyorum. En hayırlısı zaten odur. Yani benim için, kendi adıma konuşuyorum. Bizim için, ben ve benim gibi düşünenler için, bizim için derken, ben ve benim gibi düşünenler için en hayırlısı budur. Gerçekten seven insan, isteyen insan, arzulayan biri, tanışmak ister, birileri bahane eder, bir şeyleri vesile bahane eder, tanışır seninle. Arkadaş olmak ister. Yani ben kalkıp da kız aramam, kız arkadaş aramam. O beni bulacak. Ama bugün ama yarın. Çünkü biz, ben kendi adıma konuşayım, biz derken, kedi, aslan. Aslan ruhluyuz. Kedi ruhluyuz biz. Kedi ruhlu, aslan ruhu işte. Aslan ruhlu, leopar ruhu, çita ruhu, kaplan ruhu, puma ruhu, jaguar ruhu, panter ruhu der. Yani sonuçta aslan ruhu. Bütün bunların hepsi ne oluyor? Kedi ruhu. Biz kedi ruhlu insanlarda ne vardır? Dişi gelir kendisi. Mesela örnekte. Bir kedi. Lili. Bu Niko. Hey Niko. Kendisi gelir. Kedi. Aslanlarda da öyle değil mi? Belgesel izleyenler belki bilir. Dişi aslan birlikte olmak istediği erkek aslanı bulur, seçer ve direkt onun yanına gider. Çiftleşmek için, birlikte olmak için, ondan çocuklar yapmak için. Kendisi dişi aslan. Bize dişi aslan lazım. Kedi ruhlu olan bizler için konuşuyorum. Bize kedi ruhlu bir bayan lazım. Aslan ruhlu. Hani işte onu diyorum. Zeyna gibi, Prenses Zeyna gibi, Prenses Smyrna gibi. Savaşçı ruhlu. Ama bir o kadar da duyarlı, bir o kadar da şefkatli. Ama bir o kadar da dişil. Bir o kadar da hanıma, prenses. Aslan ruhlu kadınlarımız öyledir. İşte o yüzden biz o kadar hani bizim zahmet etmemize gerek yok. O konuda işte biz o yüzden kendimize, biz kedi ruhlular kendimize o konuda şanslı hissediyoruz. Pek o konuda zahmete gerek duymuyoruz çünkü biz de o zahmete ki kadın yapar, dişi yapar. Birlikte olmak istediği erkeği onlar seçer. Biz onlara bırakırız.
Yani ben de birlikte olmak isteyen ben de beni bulur yani. Ha ben de istersem tamam birlikte oluruz. Allah şükür ya. Seni unutmadık, unutmayacağız Muhsin Baba. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Arkadaşlar şarkı söylemek istedim ben ama deneyelim mi lan bu halde? Duvarlar zaten duvarlar sıva döküyordu. Boyamaktansa veya duvar kağıdı yapıştırmaktansa sokakta bulduğum Kemeraltı Çarşısı'nda sokaklarında Kemeraltı Çarşısı'nın sokaklarında bulduğum